Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz uygun fiyatlı oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Arkadaşlar, bilgisayarı incehesap.com bizler için hazırladı ve aşağıda açıklama kısmında bulunan bağlantılardan bilgisayara ulaşabilirsiniz. 3299 TL gibi bir fiyatı var. Şu an Türkiye'de gerçekten iddialı bir fiyat diyebiliriz bunun için. Arkadaşlar, gelin öncelikle bilgisayarın içinde ne var ne yok onlara bir bakalım. Daha sonra da oyunlarımıza geçelim. Bilgisayarımızda Asus anakartımızın üzerinde 8. nesil i3 işlemcimiz yer alıyor. Ekran kart tarafına baktığımız zaman da Asus'un GTX 1050 Ti 4 GB'lık ekran kartını görüyoruz. Ti olması burada önemli. Oyunlarda da bize ekstra performans sağlıyor. Hafıza tarafında da Western Digital'in 1TB'lik 7200 RPM olan bir hard diski yer alıyor. RAM tarafına bakacak olursak 8 GB DDR4 2400 MHz'lik bir RAM'imiz var. Corsair Carbide Mid Tower bir oyuncu kasasını görüyoruz arkadaşlar. Oldukça şık gözüktüğünü söyleyelim. Çok fazla yer kaplamıyor arkadaşlar. Çok büyük değil, çok da küçük değil. İşte orta ayar bir kasa diyebiliriz. Kolay açılıp kapanabilen bir yapısı var. Yan taraf Plexi arkadaşlar. Kasanın içinde bir biraz görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ufaktan da bir ışık var içinde. Yani ben bir oyuncu kasasıyım diye kendisini gösteriyor. Evet, bilgisayara baktığımıza göre şimdi Çağdaş'ı da yanıma alıyorum ve oyunlara akıyoruz. Evet arkadaşlar, Çağdaş'ı yanıma aldım geldim. O klavyeyi kullanacak her zamanki gibi ben de mouse kullanacağım. Vakit kaybetmeden oyunlara akalım mı? Akalım, ben hazırım burada. İlk Fortnite'da başlayacağız arkadaşlar. 80 FPS'de dolanıyor. CPU, GPU geliyor. Sıcaklığımız gayet normal. Aynen. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ya bu... Nereye gidelim? Şu köye gidelim. Köy, her taraf köy Çağdaş. Şu mu? Şu lan, şu soldaki. Şu. Evet. Burası köy mü Çağdaş? Sahil kasabı. Kasaba. Kazları oraya takım indi abi. Kaç. Al. Ah, taramalı. Yapıştır. Bu arada 80 FPS'ler 77. Uy. Oğlum, stopu ateş etme. Şehirde gereksiz gürültü. Birisi bize deli gibi sıkıyor. Aman abi, lütfi. Çok uzaktayız. Oo, abi. Uzağız. Yardır. Yanlış yöne koşuyorsun. Niye haritaya baktın? Şöyle gitmeyeceğiz işte. Evet. Bak oğlum, görmüyor musun? Aha. Neresi? Arkadaşlar, 60'la 80 FPS arasında... Adamı o tarafa döndürseydin ama geldi, bizim bütün ekipmanımızı aldı. Çok önemli ekipmanlarımız vardı. Herhangi bir takılma, düşme vesaire. Yok, olmadı. Normal oyun Alt F4'ü de çektim. Şimdi, o zaman sıradaki oyuna geçelim. Şimdi arkadaşlar, PUBG açılış ekranına geldik. Meşhur çilekeş karakterimiz Webtekno abi burada. Açılış ekranında 104-100 FPS'lerde dolanıyoruz. Yine yalnız kurt. Yalnız kurt. Tek başımıza gidiyoruz. 1920x1080 Full HD çözünürlükte oynuyoruz. Bunun yanında orta yüksek arasında, evet, seyreden bir ayarlarımız var arkadaşlar. Bir rahatlama geldi ya. Şuna da. Aa, bizim aynımız. Sen ne yapıyorsun lan burada? Zıplayarak vuruş abi. Hop! Sümsüyü koydu valla. Yaklaşık 100 FPS, 90 abi, evet FPS ya, buralarda unutma. Dolaşıyor. Biz bu abinin bağlı. Kapışalım mı biz bunu? Karşı daire. Oğlum, nereye kapışıyorsun sen PUBG'de? Doğru, PUBG onda bir silah milah bulur oradan. Baksana, biz arkayı döndük. Şurada, kaç. Yardım, şuraya girelim şuraya. Kaç. Al. Plans. Oğlum, alıyorum. Bak, şurada, alıyorum. Şurada. F. Lan, F ile E'yi karıştırdım. Neredesin? Gel Nerede hadi. Nerede o vicdansız? Gel hadi. 50 FPS. Sırtımızdan bıçaklandı. Bir tane de oynayalım. Çok çabuk öldük ya. Hadi gel. Hedefimiz 30 saniye hayatta kalmak. 30 saniyede kalırız artık be. Ne yaptın Çağdaş? O kadar da ölmedik yani. Oğlum, al işte dayının tüfeği. Kampçı dayının tüfeği. Gel. Ya hiç bizim gibi evde kardeşiyle falan oynayan var mı ya böyle? Çağdaş, bu oyun böyle oynanmaz ya. Rica etsem F'ye basar mısın? Roket atar mı lan o? Nereye yardıracağız? Haritaya bakayım mı? Ha, biz içerideyiz zaten. Sağa doğru gidelim biraz. 79. geleneksel Webtekno PUBG koşusuna hoş geldiniz. Şimdi bir saat koşacağız. Bir saat koşacağız. En son 6 kişi kalacağız. Oyunu 4. olarak bitireceğiz. 48'lerde, 49'larda bu arada FPS'imiz. Onu unuttuk ya resmen. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hop. Abi. Benim yüzümden oldu bu sefer. Ama neyse, bu sefer son 63'e kaldık da. 30 saniyeden fazla dayandık. Aynen, ama iddialı bir karşıladık. Genel FPS'imiz de 50 ile 60 arasındaydı arkadaşlar. Fortnite'a göre daha iyi bir değer yakaladık. Şöyle bir ayarları bir gösterelim. Aynen. 1920 1080 genel olarak her şey otomatikte en yüksekti arkadaşlar. En aynen. Yüksek mi? Bunun en yüksek var mıydı? Yok, yüksek. Oyun bulalım. Ne oynuyoruz Çağdaş? Tabii ki de. Ne yapıyorsun? Dağtaşı adamın adını bayağı yazdın. Bayağı adamı, bayağı adamı. Bay Burtlu'ymuş Niki, yazdın yani. Aldı. Allah. Şu. Tam şarjör atarken oldu ama. Sık. Çağdaş, çok oynatma. Ha. Lütfi'cim, ben oynatmıyorum, ben sabit. Pardon. Sık. Önündeki adamı görmüyor musun abi? Sarında da adam vardı Çağdaş. Önündekini hangi görmen lazım. Bay Burtlu, yine onlar bizi Bay Burtlu vurdu. Merdivenin çökmüş onlar Çağdaş, yardır. Ya valla en zevkli Counter Strike ya, ben söyleyeyim. Vur. Bak, oğlum, adamın adını yazıyor. Oğlum, bıçaklasaydık ya.
Ooo, Lütfi Show. Oğlum takım lideriyiz şu an. Yürü yürü. Arkada. Sağda solda bir yerlerde her yerde adam var. Biz alamadık onu ya. Lütfi basılı mı tutuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Pencere. Vur. O ne lan? Çatıda adam. Bak yine görmedin. Hangi çatıda Çağdaş? Üstteki çatıda. Lan aldık. Yardır. Şarjör. Dur. Vur lan. Aaa müşak yedik ya. Şey FPS 200'lerde arkadaşlar. Evet bu arada FPS'te bir sıkıntı yok ya. Al lütfen al. Yeee. Budur hacım. Arkadan bıçak yemeyelim. Yiyemedik adamları da vuramadık. 265, 170. Allah pompalıya geçtik ya çok sıkıntı. Vurduk lan şeyi bayblüyü. Bıçak yedik ya yine bıçak yedik ya. Hadi Çağdaş. Oğlum niye direkt atlıyorsun beni şeyin ortasına sokuyorsun ya? Hadi deyince atlayayım dedim. Allah o takım bilmesi. Onu var ya bıçaklarsak çok değişik olur. Ya bu adam bizi dönüyor dolaşıyor buluyor. Yine Bayburtlu'yu vurduk lan. Ne oldu Bayburtlu? Kazandı bitti. Adam. Sondan beri iyidir. Aynen. Ben bir sıkıntı görmüyorum skorumuzda. Güzel. FPS'imiz de arkadaşlar dururken 170-150, harekette de 200-220 idi. Gayet rahat bir şekilde oynadık. Arkadaşlar tabii ki de GTA 5 açmadan olmayacak. Yalnız GTA 5'i oynamayacağız. Kendi benchmark testini en doğru veri olarak kabul ediyoruz. Şu an full HD'yi aldım. Her şeyimiz normalde. En yüksek aynen seviyeye çekmiyoruz. 4K gibi bir seçeneğimiz de yok arkadaşlar. Başladı arkadaşlar FPS testimiz. Açılışta 90-120 o değer yerlerde dolanıyor. Sol üst tarafta MSI Afterburner'ın neyini görüyoruz? FPS değerlerini görüyoruz. Aynen. Aklıma gelmedi ya. Alt tarafta da GTA'nın kendi FPS değerleri var. Zaten birbiriyle de 3 aşağı 5 yukarı uyumlu yakın değerler arkadaşlar. Çarpıyor. Mükemmel bir atlayış. Çarpma sahnesinde de yaklaşık 80 civarlarını gördük. Gayet oynanabilir, gayet iyi rakamlar diyebiliriz arkadaşlar. Aynen. Videonun girişim Lütfi yaptı, çıkışını ben yapıyorum. Yardır Çağdaş. Arkadaşlar bu bilgisayar bize bundan daha ucuzu yok. Yani bu donanıma sahip olan daha ucuz bilgisayar yok denilerek toplandı. Biz de kendisini oyunla test ettik. Genel olarak Fortnite'da bir tık kalite düşükte oynadık yanlış hatırlamıyorsam. Bence hiçbir oyunda sıkıntı yok. Yani burada şey düşünmek lazım. Hani bilgisayarın fiyatı çok iddialı bir rakam arkadaşlar. Evet. Hani yaz aylarındayız. Oyun oynamanın tam zamanı. O yüzden bazı şeylerden tabii ki de fedakarlık yapmak lazım. Tutup da 4K oyun oynama şansınız yok tabii ki de. Onun için birazcık daha para ödemeniz lazım. Birazcık. 2 katı, 3 katı daha fazla para ödemeniz lazım. Ama şu an 1080p'de sıkıntımız yok. Oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Benim daha fazla bütçem var ya da daha uygun bir şeyi nasıl toplarım diye düşünüyorsanız da ince hesabın sunduğu bilgisayar toplama sihirbazı var. Oradan kendi bütçenize göre bir şeyler de toplayabilirsiniz. Bir de bu bilgisayarın da linki açıklama kısmında duruyor. Açıklama kısmındaki bağlantıdan bilgisayarı satın alabilirsiniz. Direkt bu bilgisayar geliyor arkadaşlar. Aynen. Tıklarsanız zaten Webtekno özel oluşturmuş bir bilgisayar. Bunu da söyleyelim tekrar. O sizler zaman sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Benim gözlük kafada kalmış. Kesin bunu yorumlara çok yazacaklar. Yapacak bir şey yok. Aynen. O zaman ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.